Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Çimsa'yı inceleyeceğiz. Çimsa çimentoda son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında arkadaşlar 49 seviyesinden 26 seviyesine devamında 38'e 38'de de burada trendini devam ederek tekrardan bir düş hareketiyle birlikte 28 seviyesine kadar gerilerini görüyoruz. Burada şurada alçalan kanalı kırmasının ardından kısa vadeli tepki hareketleri gerçekleştirerek ana trend çizgisini test etmiş. Burayı şimdilik kıramamış. Burayı kıramamasının ardından da biraz daha hacimlerin düştüğü gözüküyor. Burada yatay diye tabir edeceğimiz 0.12 artışta 32.42 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Çok fazla sektör tarafında kuvvetli alımlar görmüyoruz açıkçası. Biraz daha bu sıra enerji tarafında yükselişler görüyoruz arkadaşlar. Ancak burada genel olarak bakıldığında net bir düşüş kanalımız var. Bu düşüş kanalı şuradaki ana trend çizgisinden bahsediyorum. Ana trend çizgisi kırılmadığı sürece de Çimsa tarafında biz yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün değil. Bu seviyelerden alınabilir mi? Evet, al sat için alınabilir. Özellikle 32-31 seviyelere gelmesi durumda buradan yapacağınız alımla birlikte fiyat 33'ü kırarsa 38-88-39 diyebiliriz. Bu seviyelerden satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz zaten düşüş kanalı kırılmasıyla birlikte yükseliş hareketi başlıyor olacaktır. Düşüş trendi tamamen biteceği için yeniden bir yükseliş hareketi başlayacak ve fiyat tersi yönde bir hareket gerçekleştirecektir. Burada 38 önemli. Bu seviyelerden alanlarda bu bölgelerden isterlerse satabilir. Çünkü 38 geçilmezse trend devam etmeyecektir. Tekrar buradan satışlarla bu trend çizgisine doğru düşüşler görmemiz mümkün arkadaşlar. 33 kısa da önemli. Geçilirse düşüş trendi tamamen biter arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler ilk etapta 38'e üstünde kalabilirse de 39 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün olur. Burada geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 31-32 bölgelerinden kısa vadeci alabilir. Orta ve uzun vadeci arkadaşlar da ilk bu EMA'lardan kısa vadeli EMA'ların üstünde kaldığı sürece sorun yok zaten. Şurada göreceksiniz bir trend başlatmış. Hemen hemen şuradaki hareketlerin aynısı daha yüksek destek noktaları yaparak burada yükselişini hızlandırıyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada da görüyorsunuz yükseliş devamında tekrar bir geri çekilme ama desteğin daha üstünde yapıyor ve daha yukarıda bir destekle burada kısa vadeli trend başlatmış. Bu trendi devam etmesi için de 33 seviyesini kırması gerekiyor. O yüzden burada geri çekilmeleri de alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. 28-29 bölgesi düşüş olursa alınabilir. 31 gibi bölgesinde geri çekilme alıp tepki yükselişlerinde satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Uzun vadede önceliğimiz tabii ki düşüş trendinin kırılması. 33'ün fiyatlamanın üstünde 38 kritik eşik tamamı devamı noktası. Bu direncin aşılmasıyla da 49 bölgesi orta vadede hedef olacaktır. Uzun vadede işler yolunda giderse burada trendin devam etmesiyle 75-80 bandı da Çimsa tarafında uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Bu zirve geçilirse zirve geçilmezse burayı unutun. Yani bu zirveyi geçip hem trendin devam etmesini hem hacimlerin devam etmesi yani momentumda bir zayıflanıp olmaması gerekiyor arkadaşlar. Uzun vadede o zaman 80-75 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Burayı geçilmez fiyat tekrardan düşüş olursa da arkadaşlar burada artık büyük bant içinde fiyatlamaların devam ettiğini görebiliriz. Çimsa bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.